Günün raporu 2. bölümden tekrar merhaba. Türkiye'yi konuşuyoruz, sorunları konuşuyoruz. Biraz önce Saadet Partisi Genel Başkanımız Birol Aydın buradaydı. Neyi konuştuk? 1994 ruhunu konuşuyor AKP. Yani eski milli görüş çizgisine yeniden dönüp, temizlenip, aklanıp yeniden siyasete katılmayı. Onu sormuştuk ama aslında Sayın Erdoğan siyasete girdikten sonra yanındaki insanların çoğunu kaybetti. Bakın bunun bir kısa muhasebesi var. Onu bir görün önce. Kimler vardı, kimler geldi, kimler geçti asıl tam sözü o ama kimler vardı ve şimdi kimler yok, ona bir bakalım. Bu yola çıkarken unutmayalım. Yola çıktık. Yanımızda kimler vardı ama bugün maalesef kimler var? 24 Şubat 2021 İstanbul İl Kongresi'nde söyledi bu cümleyi. Bugün Türk siyaset tarihine hizmete sevdalı insanların kurduğu AK Parti'nin doğum günü olarak geçecek. Bu cümleyi de 14 Ağustos 2001'de Türk siyasetinin AKP ile tanıştığı gün. 46 yaşındaydı Erdoğan. Parti kurulurken milletvekili bile değildi. Lider dahil milletvekillerinin, belediye başkanlarının, il ve ilçe başkanlarının görev süreleri onların keyfine ve vicdanına göre değil, parti tüzüğündeki sınırlamalara göre belirlenmiştir. 15 aylık bir partiydi daha. 3 Kasım 2002'de %34,63 ile en yüksek oyu aldı. Abdullah Gül başkanlığında 58. Cumhuriyet Hükümeti kuruldu. Abdülhatif Şener, Abdülkadir Aksu, Bülent Arınç, Yaşar Yakış, İdris Naim Şahin, Murat Başeskioğlu, Kürşat Düzmen, Erkan Mumcu, Hüseyin Çelik, Sami Güçlü. AKP'nin ilk kabinesinde görev alan bu isimlerin birçoğu ya partilerinden ihraç edildi, ya istifa etti, ya da ayrılmak zorunda kaldı. Bazen de herhangi bir sebep aranmaksızın gelir. Ertuğrul Yalçın Bayır, Mehmet Aydın, Zeki Ergezen, Hilmi Güler, Ali Coşkun, Osman Pepe farklı nedenlerle AKP'den kopan isimler oldu. Çok isim geldi geçti 20 yıl içerisinde ama 3 isim çok tartışıldı. En dikkat çekeni Abdullah Gül. 11. Cumhurbaşkanı adaylığı için yaptığım son değerlendirmeler, tüm bu araştırmalar neticesinde bir ismi ortaya çıkardı. O da değerli, bugüne kadar beraber bu yolda olduğumuz, bu hareketi beraber kurduğumuz Abdullah Gül kardeşim. Milli görüşle başlayan yıllar süren birliktelik Gül'e Çankaya'nın kapısını açtı. Her meseleye, her tartışmaya siyah beyaz, doğru yanlış, haklı haksız, bizden ondan, dost düşman zaviyesinden bakamayız. O dönem Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu Erdoğan'ın kurduğu 61. hükümet kabinesinin en dikkat çeken isimleriydi. Halkımız istikrar içinde yenilenmeye verdiği desteği açıkça ortaya koydu. Davutoğlu başbakanlık yaptı. Babacan ekonominin başındaydı. Hem de yıllarca. İkisi de sert eleştirilerle Erdoğan'la yollarını ayırdı. İkisi de parti kurdu. Şimdi Erdoğan'ın aile içinden çıkan en yakın rakipleri. 17-25 Aralık döneminde yolsuzluk iddialarıyla kamuoyunun isimlerini en çok duyduğu 4 eski bakan. Muammer Güler, Zafer Çağlayan, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar da artık siyasette değil. Bağış sadece büyükelçi. Türkiye'nin ve Türk milletinin kaderiyle partimizin kaderi adeta iç içe geçmiştir. Biz dertliyiz, dertli. Ve 20 yıl sonra Erdoğan Cumhurbaşkanı, Binali Yıldırım, Ömer Çelik, Hayati Yazıcı, Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin ismi ön plana çıkanlar ve hala yanındalar. Tabii yanında olanların büyük bir kısmı ya Cumhurbaşkanı Yüksek İstişare Kurulu'na gitti, ya bankalara yönetim kurulu üyesi oldu, ya da bir yine kamu kurumlarında bir şekilde arpalıkların başına getirildi. Üzgünüm bunu söylerken ama varlık fonundaki şirketlerin bile bugün yönetim kurulu üyelerinin çoğu Sayın Erdoğan'ın ilk yola çıktığı arkadaşlarından. Yani siyasette kendisinden kopan ve ayrı yola gidenler olduğu gibi kendisinden kopan ama ayrılmayıp en azından iktidarın nimetlerinden yararlanmaya devam eden bir grup da oldu. Fakat AKP
her anlamda baktığınız zaman yolun sonuna gelmiş gibi görünüyor. Çünkü yeni bir çıkış yolu aramakta. Bütün bunları konuşacağız. Konuğum Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımızın Sayın Fethi Açıkar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih Bey. Şimdi aslında demin onu konuştuk. Bilal Aydın da buradaydı. Yani birdenbire Sayın Cumhurbaşkanı ya da AKP Genel Başkanı Sayın Erdoğan tuttu dedi ki İstanbul Kongresi'nde 94 ruhu dedi. Yani ben biraz önce konuklarımızı hatırlattım. ANAP'ın yıkılış döneminde, yani çöküş döneminde Özal ruhu konuşulurdu. Çünkü ANAP çöküyordu, halkta karşılığı kalmamıştı ve seçimlerde silinmesine kesin gözüyle bakılıyordu ve Özal ruhunu yeniden diriltmek isteyen bir grup vardı. Aynı şey AKP'de de yaşanıyor olabilir mi? Yani yolun sonuna geldiler. Erdoğan önemli ölçüde hata üzerine hata yaptı bence. Parti bir çöküş aşamasına geldi. Şimdi milli görüş ruhuna geri dönüp sarılıp yeniden 94 yılında ilk büyükşehir belediyelerini aldıkları güne dönüp yeniden yola çıkmayı arzuluyorlar. Başarılı olur mu böyle bir yöntem? Şimdi her şeyden önce şunu söylemek gerekiyor. Bu içinde bulunduğumuz hafta Milli Görüş Hareketi'nin, Milli Görüş'ün kurucusunun rahmetli Erbakan'ın da ölüm yıl dönümü ve bu vesileyle Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu'yla, Sayın Karamollaoğlu'yla ve o dönemki Refah Partisi'nin kadrolarıyla telefon görüşmeleri yaptı ve bu hareketin kurucularıyla taziyelerini tekrar paylaştı. Şunun altını çizmemiz gerekiyor. O günden bugüne rahmetli Erbakan'ın bıraktığı noktada Milli Görüş hareketiyle yollarını ayırmış bir hareket. Adalet ve Kalkınma Partisi. Evi terk edip giden, haylazlık yapan gençlere, çocuklara benzetiyordu rahmetli Erbakan. Adalet ve Kalkınma Partisi'ni ve ilkesel olarak da çok ciddi noktada farklılaştıklarını Sayın Karamollaoğlu da altını kalın çizgilerle çizerek vurguladı. Şimdi bugün gelinen noktada Adalet ve Kalkınma Partisi büyük bir tıkanıklık ve büyük bir tükeniş içerisinde. Tıkanmışlığı ve tükenişi aşmaya çalışan bir parti görünümünde. Fakat Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içine düştüğü krizden daha önemlisi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Türkiye'yi içine düşürdüğü krizler, buhranlar. Bunların en başında da ekonomik buhran geliyor, ekonomik krizler geliyor, diplomatik krizler geliyor. Türkiye diplomasisi, dış politikası büyük bir tıkanma sürecine girdi. Üçüncü büyük tıkanış noktası da anayasal tıkanış, siyasal sistem tıkandı. Fakat bütün bu tıkanmaların sebebi Türkiye'yi bugün bir deli gömleği gibi giydirilmiş olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin keyfi bir şekilde Türkiye'ye empoze ettiği OHAL koşullarında 15 Temmuz hain darbe girişimini bahane ederek empoze ettiği deli gömleği. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye'ye giydirilmiş bir deli gömleğidir. Bu deli gömleği 20 Temmuz darbesinin ardından Türkiye'ye büyük bir manipülasyonla, büyük bir propaganda kampanyası eşliğinde giydirildi. Fakat ne oldu? Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye'yi düzlüğe çıkaramadığı gibi ekonomisini daha büyük bir krize soktu, diplomasisini daha büyük bir krize soktu ve kurumlarını, anayasal rejimini daha büyük bir krize soktuğu gibi kendisi de büyük bir krize girdi Fatih Bey. Şimdi bugün geldiğimiz noktada ekonominin tabirleriyle konuşacak olursak ben bir siyaset, eski bir siyaset bilimciyim ama ekonomide kullanılan tabirlerle konuşulacak olursa Adalet ve Kalkınma Partisi bir zombi partiye dönüştü. Zombi firma dedikleri, yani suni teneffüsle yaşatılan borçları ödenemeyecek duruma gelmiş olan gelir ve gider tablosu arasındaki makas açılmış, iflas ettiği halde iflas ettirilmeyen firmalara verilen isimle tanımlayacak olursak Adalet ve Kalkınma Partisi bugün bir zombi partiye dönüşmüş oldu. Zombi ne demek? Ne canlı ne ölü, hem canlı hem ölü. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi bugün zombi parti. Fakat Türkiye'yi o kadar büyük bir açmazın, o kadar büyük bir buhranlar zincirinin içine soktu ki Türkiye aslında umurlarında değil. Türkiye gerçekten umurlarında olsa şimdiye kadar kendilerine sunulan başka partilerin, Millet İttifakı'na mensup partilerin kendilerine sunduğu önerileri
dinlerlerdi. Fakat Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı geçtiğimiz haftalardaki ve günlerdeki beyanlarıyla ve çıkışlarıyla şunu gösteriyor. İçine ülkeyi soktuğu darboğazı inkar noktasına gelmiş durumda. Yani zombi bir parti, zombi bir koşula getirdiği Türkiye'yi sokakta sebze artıklarıyla geçinmeye, tenceresini kaynatmaya çalışan acıklı vatandaşlarımızın acıklı görüntülerini inkar noktasında. Esnafımızın iflasını inkar noktasında. Dış politikadaki tükenmişliğini ve çaresizliğini bundan prim yapma çabalarını inkar noktasında. Türkiye'nin birikmiş hukuk ihlallerini inkar noktasında fezlekeleri de konuşacağız tahmin ediyorum. Geçmişteki 19-20 yıllık bütün tecrübesinden hiçbir şey öğrenememiş, bunu inkar edip gerçekliği reddeden bir noktada Türkiye'yi bir büyük darboğazın eşiğine getirdi Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi içerisinde kıvranıyor. Bundan çıkış için de geçtiğimiz haftalarda gördüğümüz manevralarını denedi fakat kurtulamıyor. Onun için gömlek değiştirme antrenmanları içerisinde, manevralar içerisinde. Ben şunu merak ettim Demet sevgili hocam. Biraz önce Sayın Birol Aydın'a şunu sordum. Dedim ki onun getireceği gömlek ilk çıkardığı zaman, tekrar giyeceği gömlek ilk çıkardığı zamanki kadar temiz mi dedim. Bir. İkincisi dedim, AKP'nin sırtındaki bu yükle, getireceği yükle Saadet Partisi bu yükü nasıl kaldıracak, nasıl taşıyacak? En son biliyorsunuz 1 milyon ve bağış hibe edilen aşıyı 12 milyon dolara satmışlar. Yani devlet böyle dolandırılır diye düşünüyorum. Murat Demir açıkladı. Dedim bunu da örnek verdim. Dedim ki nasıl bir araya geleceksiniz? Yani nasıl siz AKP'nin günahları ve katar katar geride takıldı olan sırtına vagon vagon yükü, kirlilik var dedim ortada. Ve bununla Saadet Partisi nasıl bir araya gelecek? Nasıl bunu, şunu söyledi. Dedi ki bizim bir siyasi parti olarak AKP'nin tabandaki insanlara gelme deme lüksümüz yok. Ben dedim ki ben onu sormuyorum. Profesyoneller için soruyorum. Bu konuda kapıyı biraz açık bıraktı. Ama merak ettiğim şu. Çok önemli bir şey söylediniz biraz önce. AKP bu mirası, kötü mirası birileriyle paylaşmak, halkın gözünde sildirmek ya da geçmişe döndüm işte unutun bu yolsuzlukları demenin telaşında mı? Hem telaşı içerisinde hem çaresizliği içerisinde. Bakın şimdi biz prensip olarak başka partiler adına konuşmayı doğru bulmuyoruz ve Saadet Partisi'nin değerli genel başkan yardımcısının beyanları kendileri açısından verilecek beyanlardı. Benim bu konuda spekülasyon yapmam, bizim bu konuda görüş bildirmemiz doğru olmaz. Ama benim açık bir şekilde gördüğüm şey şu, Adalet ve Kalkınma Partisi samimiyetten uzak bir şekilde bir milli birlik ve beraberlik görüntüsü yaratabilmek adına partisinin iflas etmiş bagajını, zombi bir partiye dönüşmüş bir partiyi ve onun zararlarını milletimize, halkımıza 2021 yılında çekmemesi gereken sıkıntıları çeken halkımıza ödetme telaşı içerisinde. Çünkü şunu görüyoruz, ölü desek tam olarak sona ermiş bir parti değil. Fakat komaya girmiş bir parti, diri desek diri değil. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Türkiye'ye önerebileceği, Türkiye'ye sunabileceği ne bir kadrosu kalmıştır, ne bir hikayesi kalmıştır, ne de inandırıcılığı kalmıştır. Dolayısıyla iflas etmiş bir partiden bahsediyoruz, iflas etmiş bir programdan bahsediyoruz, iflas etmiş bir liderlikten bahsediyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanının, Sayın Erdoğan'ın bu saldırganlığının arkasında yatan şey bu iflasın farkında olması. Milli görüş geleneğine sığınmaya çalışması ya da başka enstrümanları kullanarak kendisini kurtarmaya çalışması ülkemizin sorunlarını çözmeye yetmediği gibi başka partilerin, başka siyasi kadroların bu günaha ortak olması çabasından başka bir sonuç getirmeyecektir. Peki bir şey sorayım burada hemen.
Tabii en önemli hamlelerden biri bu Gara operasyonu sonrası. 7 yıl önceki Kobani olaylarından dolayı 2014 yılında işlendiği iddia edilen bir fezleke yağmuruna tuttu HDP'yi özellikle. Yani fezlekelere baktığınız zaman gerçekten çok enteresan. İlk defa ben böyle milletvekili hakkında düzenlenmiş böyle bir fezleke gördüm. Adam öldürmek, adam öldürmeye teşebbüs, bayrak yakmak, terör örgütünü övmek, terör örgütüyle işbirliği yataklık, özellikle adam öldürmek ve adam öldürmeye teşebbüs etmek gibi. Yani şu geliyor aklıma, tam 7 yıl olmuş. Hiçbir savcı 7 yıldır bu milletvekillerinin adam öldürdüğünü ya da adam öldürmeye teşebbüs ettiğini görmedi mi, duymadı mı ki 7 yıl bekleyen dosya bugün parlamentoda, meclise bir fezleke olarak geldi. İddialar çok ağır. Yani yenilir yutulur gibi değil ama bana çok afaki geldi. Yani bir milletvekili kimi öldürecek ya da kimin öldürmeye teşebbüs edecek ya da toplumsal olaylarda nasıl bir eylem içinde olacak? Sormak istediğim şu, Cumhuriyet Halk Partisi fezlekeler konusunda nasıl bir tavır takınacak? Tablo bu. Şimdi her şeyden önce şunu söylemek isterim sevgili Fatih Bey. Türkiye bir hukuk devleti olmaktan uzaklaştı. Yargıçların emirle yerlerinin değiştirildiği, dürüst hakimlerimizin, dürüst savcılarımızın kararlarının kabul edilmediği ya da aldıkları hukuki kararlar beğenilmediği takdirde rotasyona tabi tutulduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Yüksek yargıda bir saatlik mesai harcamadan Anayasa Mahkemesi'ne atanan yüksek yargıçlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla rejim son derece şahsileşmiş bir rejim. Adalet ve Kalkınma Partisi son derece şahsileşmiş bir parti. Fakat ülkenin sorunları bu şahsileşmiş rejimin, şahsileşmiş partinin yükünü taşıyamayacak kadar ağır insan hakları ihlalleri, hukuk ihlalleriyle karşı karşıya. Burada en büyük darbeyi yiyen kurumların başında da parlamentomuz Türkiye Büyük Millet Meclisi geliyor. Bakın Mustafa Şentop'un, Sayın Şentop'un meclis başkanı olarak Sayın Enis Berbaroğlu'nun keyfi bir şekilde milletvekilliğini sona erdiren beyanı Anayasa Mahkemesi'nden iki defa döndü. Adalet ve Kalkınma Partisi bu hukuksuzluğu, bu çarpık kararı bir ders olarak almak, bundan ders çıkarmak yerine daha fazla sayıda milletvekilinin dokunulmazlığını mecliste komisyonlara, karma komisyonlara getirerek tartışma konusu yaptı. Şimdi önce şunun altını çizelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesinin üzerinde hiçbir irade yoktur. Ne Cumhurbaşkanı'nın, ne Meclis Başkanı'nın, ne de oturduğu koltukta bir saat görev yapmadan daha başka pozisyonlara atanan yargıçların, milletvekillerinin dokunulmazlığı, milletin iradesini gölgeleme hakkı yoktur. Bunun altını birincisi çizelim. İkincisi de şu, Türkiye'de terörün herhangi bir biçimine, sivil yurttaşlarımıza, kamu görevlilerine yönelmiş herhangi bir terör, kahpe terör eylemini hiç kimsenin kabul etmesi mümkün değildir. Cumhuriyet Halk Partisi A'dan Z'ye, Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelmiş her türlü terör saldırısının karşısındadır ve bunu tutarlı bir şekilde savunan nadir partilerden bir tanesidir. Adalet ve Kalkınma Partisi burada bir siyasi içine girdiği darboğazdan, tıkanmışlıktan çıkabilmek için bir şantaj aygıtı olarak, bir kamuoyunu ve Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarını manipüle etme aygıtı olarak fezlekeleri kullanmaktadır. Bakın, yargının bağımsız olmadığı, yargıçların atamayla ve dışarıdan etkiyle karar aldığı, milletvekillerinin haksız yere dokunulmazlığının kaldırıldığı bir ülkede Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milletvekillerinin bir kurşun askere dönüştürülerek fezlekeleri iptal etmesi kabul edilemez. Her dosya ayrı ayrı büyük bir titizlikle incelenmeli. Salma bir şekilde, torba yasa gibi değil, bir torba yasa ucubeliği içerisinde değil, her bir dosya ayrı ayrı titizlikle incelenmeli, öyle karar alınmalıdır. Ve milletvekilleri grup kararı alınamayan bir konuda, çünkü dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda
grup kararı alınamaz. Tavsiye kararı alınamıyor. Tavsiye grup kararı alınamadığı bir konuda milletin, milletvekillerine dışarıdan bir vesayet dayatılmamalıdır. Biz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bir ucube sistemdir, bir vesayet sistemidir, millete giydirilmiş bir deli gömleğidir derken sadece Türkiye'de yıkılan kurumları kastetmiyoruz Sayın Ertürk. Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerine de giydirilmiş bir deli gömleği olduğunu kastediyoruz. Çünkü direktifle milletvekillerinin eller kaldırılır, eller indirilir şeklinde iradelerinin ipotek altına alınması doğru değildir. Burada detaya girecek olursak bakın. Bir şey sorabilir miyim detaya girmeden? Şimdi siz önemli bir şey söylediniz. Her dosyanın kendine özgü bir özgül ağırlığı var dediniz. Yani her dosyanın ayrı ayrı ele alınıp incelenmesi gerekir. İyi Parti bu dediğiniz çerçevede bir yöntem geliştirmiş. Bunu da biraz önce ilk defa duydum. Sanırım izleyiciler de ilk defa duymuştur. İyi Parti bir hukuk komisyonu oluşturdu. Yani öyle İyi Parti Yavuz Ayrıoğlu'nun söylediği gibi İyi Parti Genel Başkanımızın evet verecek değil. Yani öyle bir noktada değil şu an. Bir Bahadır Erdem sanırım Profesör Doktor Anayasa Hukukçusu onun başkanlığında bir komisyon oluşturdu. Fezlekeleri tek tek bu hukukçulardan oluşan, partili hukukçulardan oluşan komisyonu ele alacak ve her fezlekeyle ilgili ayrı ayrı tavır belirleyecek. Anladığım kadarıyla bazı dosyalara evet, bazı dosyalara hayır deme durumu var. Saadet Partisi ise ilke ve prensipler açısından olaya baktığını söyledi ve hayır oyu vereceklerini söyledi. Bu ikisi de yeni haber. Sıra geldi Cumhuriyet Halk Partisi'ni sorguluyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi de bir hukuk komitesi oluşturma niyetinde mi? Yoksa Saadet Partisi gibi ilke ve prensipler açısından dokunulmazlıklara başından yani yargının taraf olmasından kaynaklanarak hayır deme eğiliminde mi? Bakın demin de söyledim. Bizim burada bir hukuksuzluğu ve keyfiliği önce tartışmaya açmamız lazım. O da meclise getirilen fezlekelerin içerik olarak, zamanlama olarak ve siyasal gündemi manipüle edip yaklaşan seçimleri vatandaşın gündeminden kaçırma girişimi olarak bir önce derli toplu tartışmamız gerekiyor. Demin de söyledim, hiçbir parti genel başkanı, hiçbir parti genel başkan yardımcısı biz bu konuda bir gurur kararı aldık diyemez. Görüşlerini ifade edebilirler ama bizim meseleye yaklaşımımız tıpkı Enis Berberoğlu dosyasında olduğu gibi bu konunun milletvekilleri dokunulmazlığı konusunun sarayın keyfi müdahalelerine, fezlekelerin keyfi müdahalelere ve komisyonların ve milletvekillerinin iradelerinin vesayet altına alınmasına tamamen karşı bir pozisyondadır. Biz kendi milletvekillerimizin de fezlekeleri komisyona havale edilmiş durumda. Bu konuda nasıl bir hassasiyet, demokratik hassasiyet içerisindeysek diğer milletvekillerinin fezlekeleri konusunda da benzeri bir hassasiyet içerisindeyiz. İlkesel olarak benim kendi görüşüm, kendi pozisyonum Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldırılması konusunu suistimal ettiğidir. Demokrasimize vurulmuş darbelerden bir başka darbeyi daha gündemimize alma girişimidir. Cumhur İttifakı'nın kendi içindeki sorunları kamuoyunun gündeminden kaçırmak üzere milletvekillerine bir emrivaki yoluyla bu meseleyi bir demokrasi ayıbı olarak dayatma çabasıdır. Ben bu konuda kendim kişisel olarak oldukça netim. Partimizin yetkili kurulları, yetkili komisyonları ve MYK'mız kendi içinde bu konuları bütün boyutlarıyla tartışacaktır. Genel Başkanımızın zaten beyanları ortadadır. Yargıyı şahsileştirmiş, kurumları şahsileştirmiş, parlamento grubunu vesayet altına almış, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesini hiçe sayan tasarruflarda bulunmuş bir anlayışın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne fezleke yoluyla bir dayatma içerisinde bulunmasını bizim hiçbir şekilde kabul etmemiz söz konusu değildir. Ana çerçeve olarak bunu belirtmek isterim. Kaldı ki yani bu
hayır oyu vereceğiniz anlamına geliyor mu? Bakın demin de söyledim, grup kararı alınamaz zaten. Hayır hayır, grup kararı dışında. Ben kişisel olarak bunun hiçbir şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu girişimi, Cumhur İttifakı'nın bu girişimini bizim hiçbir şekilde kabul etmemizin doğru olmadığını söyledim. Yani. Kişisel görüşünüz mü? Kişisel görüşüm ve bu benim partimin vicdanında, aklında, yasal teamüllerinde kendine karşılık bulabilecek bir şeydir. Ama bu konuda biz bu kararı aldık deme noktasında değiliz zaten. Fezlekelerin gündeme geldiği belli. Bizim milletvekillerimizin de fezlekeleri gündeme gelmiş. Bakın Niğde milletvekilimiz sevgili Ömer Fethi Gürel'in belediye başkan yardımcısıyken açılmış, kendisiyle ilgili açılmış ve kendisiyle hiçbir alakası olmayan bir tartışmayla ilgili olarak fezlekesi komisyona gelmiş. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletin nezdinde teveccüh bulmadıkları noktada milletvekili dokunmazlığını bir baskı unsuru olarak, bir şantaj unsuru olarak kamuoyunun önüne getirmeleri, yargıyı manipüle ederek bu süreçleri yönetmeleri hiçbir şekilde kabul edilemez. Bakın HDP milletvekili olabilir, eski MHP milletvekili Cemal Enginyurt'un dosyası olabilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekillerinin dosyası söz konusu olabilir ama burada asıl olan nedir? Burada asıl olan milletin iradesinin vesayetten kurtarılmasıdır. Tek adam rejiminin vesayetinden kurtarılmasıdır. Millet meclisinin tek bir adamın şahsi hesaplaşmalarının dışarısına çıkarılmasıdır. 2013'te, 2015'te, 2017'de ne zaman olursa olsun dokunulmazlık kazanmış bir milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılarak milli irade üzerinde, partiler üzerinde, siyasi partiler üzerinde baskı kurulması hiçbir şekilde kabul edilemez. Hiçbir demokratik ülkede böyle bir uygulama kabul edilemez. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunu kabul etmesi mümkün değildir. Bakın, rüşvet alan eski bakanların, rüşvet alan eski milletvekillerinin elini kolunu sallayarak dolaştığı, üst kurullara atandığı, büyükelçiliklere atandığı bir ülkede milletvekillerinin, milletvekilliğinin sona erdirilmesi, düzmece duruşmalarla, düzmece gerekçelerle sona erdirilmesi hiçbir şekilde kabul edilemez. Sevgili Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin sona erdirilmesini bu gerekçeyle örnek olarak sundum. Anayasa Mahkemesi'nin kararları ortada. Zombi partiye dönüşmüş bir parti, zombi bir ittifaka dönüşmüş olan bir ittifakın milletvekilliği, dokunulmazlığı kaldırılmasını hedefleyen tezkerelerden medet umması milletin gündemini çarpıtma çabasıdır. Milletin iradesine gölge düşürme çabasıdır. Bunun hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunun altını tekrar çizmek istiyorum. Tabii, baştaki sorunuza dönecek olursak. Burada şu sonucu çıkarabilir miyiz? CHP hayır oyu verecek diye. Çünkü, biz tabii kabul etmiyoruz. Bu tabii. Sudan yani, gerekçeleri kabul etmiyoruz. İlke ve prensipler açısından bakıyorsunuz tabii. Ki haklı bir bakış açısı. Tabii, çünkü yargı tarafsızlığını kaybetmiş. Getirilen fezlekelerde biraz önce söyledim ya. Bir milletvekili adam öldürmekle suçlanır mı? Ya da adam öldürmeye teşebbüsle suçlanır mı? Parlamentoda savcılık buna temiz kağıdı vermiş. Seçimlere girmiş. Seçilmiş. Mazbatasını almış. Gelip yemin etmiş. 7 yıl önceki bir olaydan dolayı şimdi sen diyorsun ki sen adam öldürmeden ya da adam öldürmeye teşebbüsten suçlusun. Yani akıl almıyor. Yani diyebilirsiniz ki terörle ilgisi var yok, o ayrı bir tartışma konusu ama siz bu milletvekillerini sokakta 46 kişiydi zannedersem, insan yaşamını yitirdi. 14-15 Ekim 2014, 6-7 Ekim 2014, özür diliyorum, düzeltiyorum. Olaylarında sokaktaki ölen insanların sorumluluğunu milletvekillerine nasıl yıkarsınız? Belgeniz var mı? Görgü tanığınız var mı? Neye dayanarak bunu söylüyorsunuz? Ölen insanlardan nasıl milletvekilleri sorumlu olur? Aklım almıyor Sayın Vekilim. Bakın sevgili Fatih Bey, burada daha acıklı olan, daha kritik olan nokta şu. Adalet ve Kalkınma Partisi 2015 Şubat'ına kadar Dolmabahçe görüşmeleri, müzakereleri içerisindeydi. Ve bu bahsettiğimiz maalesef terör eylemleri sonucunda yurttaşlarımızın hayatını kaybettiği olaylar olduktan sonra da bu görüşmeler devam etti. Bu görüşmeler sırasında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin
genel başkanı milletvekilleriyle birlikte fotoğraflar verdi. Maddeler kamuoyuyla paylaşıldı. Bütün bunlar ortada duruyor iken ve yurttaşlarımızın hayatını kaybetmesine neden olan olaylar o dönemde araştırılmamış, hasır altı edilmiş fakat müzakereler tam gaz bütün hızıyla devam ediyor iken Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir inandırıcılık krizi ile karşı karşıya olduğumuz bu konjonktürde Dolmabahçe mütabakatının kurdelasını keserken millete hesap vermeden milletvekili tezkerelerini gündeme getirmesi inandırıcılık, samimiyetsizlik ve her şeyden önemlisi milletin iradesine bir saygısızlık konusudur. Bakın hiçbir milletvekili suç işlemez, işlememiştir diyemeyiz. Bu ancak bağımsız yargının bağımsız bir şekilde ele alabileceği ve her bir dosyanın teker teker incelenebileceği bir mevzudur. Fakat Dolmabahçe protokolünün daha mürekkebi ıslak iken halkımızın, milletimizin dikkatinden bu noktanın kaçırılmaya çalışılması, orada verilen görüntülerin en ortada Sayın Erdoğan'ın oturduğu görüntülerin unutturulmaya çalışılması, bu fezlekelerle gölgelenmeye çalışılması, üç partinin milletvekillerinin fezlekelerinin gündeme getirilmeye çalışılması cambaza bak, cambaza bak denmesidir milletimize. Peki. Budur. Burada bir şeyin altını tekrar çizmek istiyorum. İzin verirseniz bir arkadaşımız da yayına katılacak. Onu tamam. Da alalım da sonra devam edelim. Tamam. Şunu söyleyeyim ama bakın metal yorgunluğu deniyor. Adalet ve Kalkınma Partisi çürümüş bir metal noktasında. Gömlek değiştirme dönüyor. Ortada bir gömlek kalmadı. Beraber yürüdük biz bu yollarda şarkısını söyleye söyleye gelen bir parti bütün kadrolarını, bütün ilkelerini ve bütün programını yerle yeksan etmiş durumda, ayaklar altına almış durumda. Karşımıza iflas etmiş bir partinin, zombi bir partiye dönüşmüş bir partinin günü kurtarma ve kendini tekrar milletimizin önüne bozuk gıdayı ısıtarak sunma çabasından başka bir şey yok. Fezlekeler de bunun bir parçasıdır. Bunu kabul etmiyoruz. Milletimizin gerçek gündemi geçim gündemidir. Ülkemizin ekonomisinin gerçek gündemi iflaslar gündemidir. Adalet ve Kalkınma Partisi'ni ve Adalet Kalkınma Partisi'nin milletimize giydirdiği bu deli gömleğini çıkarıp atma ilk seçimde tüm kadrolarıyla Türkiye'yi yeni bir gelecekle karşı karşıya bırakma gündemidir. Bunu göz önünde bulundurarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iflasını tescil etmemiz gerekir diye beyan etmek istiyorum. Peki, sağ ol. Sevgili gazeteci meslektaşımız Nergis Demirkaya bizlerle birlikte. Nergis merhaba. Merhaba Fatih. Deminden beri siyasetçilerle konuşuyoruz. İki manşet çıkardık gazeteci deyimiyle. Biri Saadet Partisi hayır oyu verecek. İkincisi İyi Parti'nin evet oyu vereceği söyleniyordu fezlekelere. Yavuz Ayralıoğlu öyle söyledi. Yani HDP'nin dedi bu fezlekelerine bizim dedi hayır dememiz mümkün değil dedi. Ama biraz önce Aytun Çıray, Bahadır Erdem Hukuk Komisyonu Başkanı, hani zaman hukuk işlerinden sorumlu genel merkezinde genel başkan yardımcısı, bir komisyon kurulduğunu ve dosyaların tek tek fezlekelerin inceleneceğini, ona göre bir tavır geliştireceklerini söyledi. Bu biraz daha yumuşatılmış hali. Sendeki bilgiler ne? Fezlekeler ne zaman karma komisyona gelir? Ne zaman görüşülmeye başlar? Açıkçası şimdi iktidar cephesini özellikle takip etmeye çalıştık. Bir takvim yok. Bize söylenen şu an oluşturulmuş bir takvimin olmadığı yönünde. Bir de hani biz bunu konuşmalardan, verilen işaretlerden yorumladık. Cumhurbaşkanı'nın gerekirse işte genel kurulda eller kollar iner kalkar sözleriyle. Biz bir işaret gibi bunu değerlendiriyoruz. Bunu getireceğiz diye bir irade ortaya konulmuş değil. Şu an sadece uzun süredir konuşulan bu Kobani fezlekeleri var biliyorsun. 9 milletvekiliyle ilgili. Onun üzerinden yürütülen bir süreç. Şimdi bizim edindiğimiz
nedenim şu. Geçtiğimiz hafta onu yazdık. Şimdi eli o kadar yükselttiler ki bir tarafta MHP kapatma çağrısı yapıyor. Diğer tarafta kürsülerde özellikle iktidar partisi için de aynı durum geçerli. HDP'yi sürekli terörle ilişkilendiren hedef olan açıklamalar geliyor. Şimdi eli bu kadar yükseltiyorsunuz. Vatandaşı da kendi seçmen tabanınızı da bu anlamda aslında beklentiye sokuyorsunuz. Kapatma hesaplara uymuyor. Bir kapatma değil olsa bile en fazla hazine yardımı deniliyor. Bunun çünkü sonuçları matematiği işe yaramıyor. Ama beklentiyi de yükseltince bir adım atmak gerekiyor. Bu da ne olur? Çok tartışmalı Kobani fezlekeleri olur. Ya da birkaç tartışmalı dosyayı daha gündeme getirmek olur. Fatih sen izliyorsun. Mecliste karma komisyonun böyle çok özeldir. Birkaçtır gündeme alıp o sıraya girmiş fezlekelerin içinden fezleke seçip görüşüp dokunulmazlığını kaldırması. Bir Tuma Çelik örneğini gördük en son. Öncesinde devamsızlık nedeniyle kaldırılmış birkaç milletvekilinin dosyası var. Çok yaptığı bir şey değil. Ama işaretler bunun adımının atılacağı yönünde. Ama şöyle bir durum var. Ben bunun takviminin biraz ertelenebileceğini düşünüyorum. Neden? Gelecek hafta Salı günü Cumhurbaşkanı duyurdu. İnsan hakları eylem planı açıklanacak. Bilmem kaç başlıkta ifade, işte hak ve özgürlüklerin arttırıldığı, Türkiye'nin standartlarının bu anlamda yükseltildiği bir plan açıklayacaksınız. Ondan sonra halkın temsilcilerinin olduğu bir partinin, meclisin 3. büyük partisinin dokunulmazlık dosyalarını, ki bugün HDP'de grup başkan vekili ki hakkında fezleke olan Kobani dosyası kapsamında fezleke düzenlenen Saruhan Oluç bir sohbet toplantısı yapmıştı. Bugün ona da katıldık. Şimdi konuşmalarımız dışında bir şey yok diyor. Biraz önce yayını da dinlediğimde sen de ifade ediyordun. Temelde konuşmalar üzerine. Konuşsak da fezleke. Hatta diyor ki konuşmadığımız durumlarla ilgili de fezlekemiz var. Örneğin yanında konuşan bir milletvekiliyle ilgili bir fezleke düzenlenmiş. Diğerine de sen o konuşmayı yaparken sessiz kaldın diye fezleke düzenleniyor. Şimdi böyle bir tablo. Şu rakamları da vereyim. 1336 fezleke var toplam. Bunun 955'i yani yaptıkları her konuşmaya fezleke gelmiş neredeyse HDP hakkında. Şimdi temayüller uygun değil. Hani bunu nasıl yapacakları soru işareti gerçekten. Hangi gerekçeyle yapacakları soru işareti. Bugüne kadar yapılanlarla uyumlu değil. İçinden seçecek. Peki önceki fezlekeler ne olacak? Şimdi alacağız. Aslında Elis Berberoğlu da güzel ifade etmişti. Ben 1304. fezleke olacağım. Peki bunu alıp birin niye nasıl getirecek? Burada da peki HDP'lerin diğer fezlekelerindeki suçlar ciddi suçlar değil mi? Onlar önemsiz mi? Bir kısmını öne çekerseniz. Yani bu soru işareti, bu insan hakları eylem planının açıklanacağı haftada bunu ortaya koymak ilginç olur. Hani onu izleyeceğiz. Ben biraz daha önümüzdeki sürece yayılabileceğini düşünüyorum. Bir de malum İçişleri Bakanı'nın tabii Soylu'nun da bir çıkışı olmuştu bir milletvekiline dair. Belki o fezlekenin de beklenip eklenip başka bir hani biraz daha genişletip bir dosya haline getirilebilir. Ama çok uzun bir süreç. Sen de biliyorsun her fezleke 1,5 aylık bir süreç. Meclisin gündemini de tıkamak demek. Nasıl bir süreç izleyecekler? Bir takvim yok ama iktidar cephesi için bunu rahatlıkla ifade edebilirim. Ben gelecek hafta değil belki sonrası için diyorum. Çok sürpriz olur benim için eğer gelecek hafta başlarsa böyle bir süreç. Peki Nergis 33 fezleke içinde hani böyle bir çelenk yapırsın arasına bir tane kasımpatı bir tane şey koyarsın gibi 3 CHP milletvekili bir de Cemal Engin bizim hepimizin tanıdığı Demokrat Parti'de şimdi eski MHP milletvekili onun fezlekesini de iliştirmişler. Yani niye böyle bir süsleme yaptılar? Bu 4 milletvekilinin de fezlekesi yani görüşülüp dokunulmazlığı kalkacak diye bir kural yok herhalde. Çünkü suçları çok hafif. Ali Mahir Başarır Ömer neydi bizim Nevşehir mi? Ömer Fethi Gürer. Evet Niğde milletvekili. Onlar da var bu fezlekenin içinde. Yani baktığın zaman sanki hani biz sadece HDP'ler için hazırlamadık bunu. Bak 3 tane CHP bir tane Demokrat Parti var. Kaygısına da düşünmüş gibi görünüyor. Niye sence böyle yaptılar? Ya aslında birçok fezleke
birçok fezleke gelişi, başkanlığa gelişi böyle oluyor. Topluca geliyor ya da başkanlıkta birikiyor. Sonra onları birlikte böyle zaman zaman, bazen ben hatırlıyorum 75 fezlekenin gelen kağıtlarda yayınlandığı da oldu. Toplayıp bekletiyorlar. Onlarla birlikte konuşulsun. Bu herkes için yorumu yapılabilir elbette ama sonuçta biraz önce verdiğim sayıya bakınca hani onlar arada gerçekten numune, münferit vakalar sık kullanılır ya, biraz numune. 1336 son fezleke sayısı, 955 HDP fezlekesi. Hani arada kalmışlar, bilemiyorum. Şimdi gelecek hafta işte süreci izleyeceğiz. Bir de şunun altını çizmek lazım. Biz şimdi İyi Parti, Saadet Partisi, CHP alacakları tutumu konuşuyoruz ama burada basit oylama var. Yani anayasa değişikliği değil bu. Tersine iki partinin oylarıyla rahatlıkla mecliste oylanıp, görüşülüp, genel kurulda da basit bir çoğunlukla bunları kaldırmak mümkün. O nedenle diğer partilerin alacağı tutum demokrasi adına, siyaset, ittifaklar, bunlar adına konuşulabilir ama eğer bir dokunulmazlık kaldırılırsa burada artık iki parti kaldırmış olacak. Hani bunun bence altını çizmek lazım. Bu süreci diğer partilerin tutumu ayrıca konuşulabilir ama iki partinin kararı olacak bu karar. Peki son sorum şu Nergiz. Yani bir ara seçimi hedeflemiyor iktidar herhalde. Çünkü bu milletvekillerin seçim bölgelerinde tekrar seçim olsa, bu milletvekillerin tekrar seçilmesi, yani bu milletvekilinin ait olduğu siyasi anlayışın tekrar parlamentoya gelmesi kesin gibi. Bir şey daha var. Ara seçim var mı, bunu düşünüyor musun? İkincisi, sineği millet tartışması var HDP tabanında. Bu sosyal medyada da tartışılıyor. Bununla ilgili bir detay var mı, bir bilgin var mı? Sineği milletle başlayalım. Hani ben mecliste grubu bulunan partilerin hepsini izliyorum. HDP'yi de izliyorum. Sineği millet tartışmasını bir dönem yapmışlardı. Hatta onunla ilgili geniş bir toplantı yaptılar. Farklı çevrelerle bir araya giderek. Hani bileşenleri olan bir parti HDP. O zaman ona hayır demişlerdi o toplantıda. Onu tartışmışlardı ve o zaman bir nokta koymuşlardı. Şimdi bu durumda yeniden bir sineği millet tartışması var mı? Bugün bir gazetede bu yönde haberler vardı. Özellikle onun altını çizdi HDP Grup Başkan Vekili Soruhan Oluç ve çok net bir şekilde aktarayım aynen. Sineği millet diye bir tartışmamız kesinlikle yok. Yanlış bilgi, yalan haber hatta, dedi, üzülerek bunu söylüyorum. Olursa yine açıklarız. Bu böyle bir tartışmayı beraberinde getirir ama biz böyle bakmıyoruz ve bu tartışmayı bitirdik. Bir sineği millet tartışması yapmıyoruz diyorlar. Yaklaşımları bu yönde. Onu belirteyim özellikle. Bir sorun daha vardı. Ara seçim. Ara seçim hedeflenir mi? İktidarın işine gelir mi? Ya sen aslında sorunun içinde cevabı verdin. Ara seçim demek şimdi burada düşürülecek, yani dokunulmazlıkları kalkacak bunların. Bu yargılama süreci yaklaşık bir yıl en erken hızlandırılmış. Hadi 1,5 yıl yaptık. Bu arada seçim zamanında yapılsa 2023 Kasım, değil mi? Yanlış söylemiyorum. Bir yıl kala ara seçim yapamıyorsunuz. Şimdi bütün bunları topladığımızda çok mümkün değil. Bir de hani hızlandırsak, çok hızlı bir yargı süreci gerçekleşse ne olacak? Bu milletvekilleri, HDP'li milletvekilleri, şimdi Diyarbakır'daki milletvekilinin milletvekilliği düştüğünde yüzde belki daha yüksek sayıda gelecekler, bilemiyorum ama hani siyasi tablonun da bu anlamda çok değişmesi mümkün görünmüyor. Bir ara seçim hedefi yok gibi. HDP de böyle yorumlamıyor. Diğer partilerde de hani buna, Türkiye'de bir de hani çok tercih edilmemiş. Ara seçim gibi bir durum olursa genel seçimi tercih etmişler, erken genel seçimi. Çok böyle tartışılmıyor bu konu. Daha çok hani bugün yaptığımız HDP'nin görüşü olarak Soruhan Bey'le yaptığımız o sohbet toplantısından şunu söylüyorlar. Hani sandıkta bizi yenemiyorlar. Biz yargı yoluyla tasfiye etmeye çalışıyorlar. Bu yönde bir çaba var. Hani biz de demokratik zeminde ısrarcıyız. Mücadelemizi partiyi kapatsalar da, dokunulmazlıkları kaldırsalar da, düşürseler de bu zeminde mücadelemizi sürdüreceğiz. Şiddetin karşısındayız. Onun da altını çiziyorlar. Ayrıştırıcı, bölücü parti değiliz. Üniter yapı, devletin yanındayız.
Seçim programımızda, tüzüğümüzde yazıyor. Bugün haberi hatta şimdi verdik. Hani bunları söylüyorlar. Bu bir siyasi hesap. Böyle bakılıyor. Sonuçları da izlemeye devam edeceğiz tabii. Peki bir cümle, sadece bir cümle bir şey soracağım Nergis. Hakkı Saranoğlu'yla da konuşmuşsunuz bugün. Ya HDP şu ortamda, şu aşamada fezlekeler geldikten sonra PKK terörünü kınıyoruz diye bir cümle kullansa, yani Türkiye'deki atmosfer de değişmez mi? Yani elleri rahatlamaz mı? AKP ve MHP'nin daha büyük bir boşluğa düşmesi sağlanmaz mı? Böyle bir düşünceleri var mı? Yani aslında bu yönde sorular soruldu. Ama hani böyle bir yanında biz şiddetin, bizim silahımız yok, topumuz yok. Biz siyaset yapan demokratik zeminde nereden nasıl geldiğimiz de hepimizin ortada. Hani verdiği cevap açısından söylüyorum. Şiddetin hep karşısındayız ve bu son Gari operasyonu, daha öncesinde de kınamalar var ama bir hani PKK kınaması, hani sorunu böyle tarif etmiyorlar. Soruna tarifleri bu genel yapılan yorumların biraz daha dışında. Yani kınamak da sorunu çözmüyor. Sorun bu değil diyorlar. Hani onu yapsalar cidden ben hani dediğin gibi bir sonucu belki olabilir siyaseti yumuşatmak adına, ama sorunu öyle tarif etmiyorlar. Ama şunu açıklıkla ifade ediyorlar. Hani biz haberde bugün onun da altını sorularımız üzerine HDP bütün şiddetle çözüm için Türkiye'nin konusu ve gündemi ne olursa olsun herhangi bir konuda şiddetle çözümün karşısındadır. Kürt sorunu başta olmak üzere şiddet çözüm değil, çözümsüzlük getirir diyorlar. Yaklaşımları böyle. Peki Nergis, verdiğin son kulisler için çok teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum sana. Sağ ol canım. Kolay gelsin. Önemli şeyler söyledin Nergis. Yani son haber, kulis haber, sıcak haber, taze haber meclisten geldi. Saranoğlu'yla da konuşmuşlar. Aslında tablo bu. Yani o milletvekilleri için de üzülüyorum yani, o düştükleri durum için. Sürekli kendini tarif, sürekli bulundukları konumu anlatma, sürekli terörle arasına nasıl bir mesafe koyduğunu bir prospektif gibi sürekli açıklamalarda yer alma. Bundan sonraki aşama ne olur? Çok az bir süremiz kaldı ama anlatırsanız, siyasetten ne bekliyorsunuz? Neler yaşanabilir? Öncelikle şunu söyleyeyim sevgili Fatih Ertürk. Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye'yi aldığı yerden çok daha kötü bir noktaya getirdi. Türkiye'nin bugün içine düştüğü ekonomik buhran, ekonomik dert yumağı, savaştan çıkmış ülkelerin bile belki bir bölümünün karşılaştığı bir buhran. Türkiye'de gıda enflasyonu, gıda yoksulluğu zirve yaptı. Türkiye'de eğitim büyük bir kriz içerisinde, altyapısı çökmüş, tabletsiz, bilgisayarsız bir eğitim sistemiyle karşı karşıyayız. Öğretmenler sisteme inancını yitirmiş, öğrenciler sisteme inancını yitirmiş durumda. Genç işsizliği aldı başını yürüyor, kayıt dışılık aldı başını yürüyor. Türkiye nüfusunun %30'una yakını, 29 küsürü bugün işsiz. Yoksulluk, gıda enflasyonu, elektrik, gaz, su faturaları nedeniyle, ulaşım faturaları nedeniyle aldı başını gitti. 18 milyon 2019 rakamıyla medyan gelirin %60'ının üstünde gelir alan bir yoksul nüfus var. Bu rakam 18 milyon değil, inanın 25-28 milyonlara yaklaşmıştır bugün de. Medyan gelir yani? Yani Türkiye'de ortalama gelirin %60'ı civarında geliri olan nüfusun sayısı 18 milyon civarında, 17-18 milyar. Bunlar yoksul mu, aç evet, mı? Evet. Yani açlık sınırı, asgari ücret bile açlık sınırının altında. Yoksulluk sınırı 8,5, 4 kişilik bir ailenin yoksulluk maaşı 8,5, 8500 lira civarında. Bugün şey var, Türk İş'in açıklaması var, verin. Onu şunu söyleyeyim ama, diplomatik olarak tıkanmış ve iflas etmiş bir noktada. 4 milyonu aşkın Suriyeli, 5 milyonu aşkın göçmen nüfus var ve bunlara
2 yıl öncenin rakamıyla 40 milyar dolar harcandı. Yönetemiyor. Merdiven altı işlerde çalışıyor Suriyeliler. Madde bağımlılığı arttı. İntiharlar arttı. Her şeyden önemlisi sağlık emekçilerimiz, sağlıkçılarımız ve aşı bekleyen milyonlarca yurttaşımız beklentileri sükutu hayale uğramış durumda. Sine-i millet mi diyoruz ya, aslında Adalet ve Kalkınma Partisi sille-i millet. Yani milletin sillesini yememek için yapay gündem üstüne yapay gündem, hakaret üstüne hakaret üretiyor. Sille-i millet geliyor. İlk sandıkta bu yoksulluğu, bu yolsuzluğu ve bu hukuksuzluğu millete reva görmüş olan Cumhur İttifakı gidecek. Bunun bilincinde zombi parti artık duramıyor. Milletimiz aşısını yapacak ve bu demokrasi aşısıyla, kalkınma aşısıyla tekrar kucaklaşma, 84 milyonu kucaklayan bir felsefeyle 21. yüzyıla aşılacağız. 2. yüzyıla çağrı beyannamesinde bunun umudunu, bunun çerçevesini çizdik. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin fezlekeler dahil olmak üzere kamuoyunu yanıltma ve kamuoyunu aklını çelme çabalarını arkasına yatan bu, yeter artık söz milletindir deme noktasına geldi. Halkımız bu zulüm, bu zam, bu ziyan rejimine dur diyecek. Bunun telaşındalar. Hep birlikte bu zorlukları aşacağız. Bunu halkımıza müjdeleyebiliriz diyorum. Ama bu zorlukları dayanışarak aşmamız gerekiyor. Bu yoksulluğu, bu halkı bu peki, kadar yüzüstü bırakmaya kimsenin hakkı yok. Peki. Bu düzen değişecek. Teşekkür ederim sevgili hocam. Profesör Doktor Fethi Açıkel, CHP Genel Başkan Yardımcısı konuğumuzdu. Yine Nergis Demirkaya, Duvar Gazetesi Ankara temsilcisi, o da anlattı. Bugünlük bizden bu kadar. Bu kuşakta, bu kuşağı hep birinci yaptınız. Öncelikle çok teşekkür ediyorum günün raporu. Yaklaşık 3 aydır, 4 aydır biz sizlerle birlikte zirvedeyiz. Onun için izlediğiniz için çok sağ olun. Yarın yine lider bir program var. Türkiye nereye? Akşam saat 8'de çok özel konuklarım var. Ve Halk TV'nin klasiği unutmayın. Yarın akşam 8'de Türkiye Nereye'de buluşacağız. Birazdan da İrfan Derinmeci'den haberi de kaçırmayın. İyi akşamlar, hoşça kalın.